aile hekimlerine çok büyük yükler yüklendi. Özellikle bu süreçte, özellikle aşılamayla ilgili. Siz bununla ilgili de uyarılarınızı yapmıştınız. Tek bir yerden aşı almayalım, çeşitlilik olsun. Bir an önce hızlı bir şekilde Türkiye'nin altyapısı, aşılama sistemi buna uygun ama çok iyi organize edilmesi gerekir diye bu uyarıları aylar öncesinden yapmıştınız. Geldiğiniz noktada hangi durumdayız? Artık aşılama da bu salgının önüne geçemeyecek mi? Öyle mi görünüyor? Öngörüleriniz nelerdir? Yani biz Şubat ayında aşılamaya başlamıştık. Yani Ocak'ta başlamıştık da Şubat'ta toplumun büyük kısmı 65 yaş üstü aşılanınca günde 700 bin, 800 bin aşı yapar olmuştuk. Bu sayı 300 binlere düştü. Bu doğal. Çünkü salgın artık aşıyla kontrol edebileceğimiz bir noktada değil. Yani o kadar çok aşı yapamadık. Gelen hastalarımızın tabii büyük çoğunluğu COVID'li. Az değil. O yüzden de biz daha fazla tedbir almak zorundayız. Baştan beri söyledik, bizim yerlerimiz dar. Aile sağlığı merkezlerinde bekleme alanları yok. Şu anda o kadar vakalar artmışken, hastalarımız artmışken onu buraya daha fazla insan almamız mümkün değil. O yüzden yavaş gidiyor. Biz Şubat ayında Mart'ın başına kadar ki o sürede günde 6 bin vaka varken büyük bir fırsatı kaçırdık. Onu da şu anda ceremesini çekiyoruz. Aşının etkili olması için, yani bugün yaptığımız aşı Mayıs'ın ortasında işe yaramaya başlayacak. Daha kötüsü varyasyonlar gelmeye, varyantlar gelmeye başladı. Şubat'ta da hafif böyle artışlar vardı. İşte bu İngiltere varyantı denilen V1 varyantı gelmeye başlamıştı. Biz şimdi aile hekimleriyle yine çalışma yapıyoruz. İşte bu V2, V3 varyantı da 10 aile hekiminden birinin nüfusunda mevcut şu anda. Öyle gözüküyor. Şubat'ta da İngiltere, ya yani V1 varyantı için böyleydi. Bu demek oluyor ki ileride biz aşının da daha az bize güvenlik sağlayacağı varyantlarla boğuşacağız. Yani sadece aşıyla evet çözülebilirdi belki, ama yeterince insanı aşılayabilseydik. Yani şu anda yaptığımızın 5 katı aşı yapmamız gerekiyordu. O kapasitemiz vardı. Kullanmadık. Aşımız olmadığı için, uygun aşı getirtilmediği için Şili gibi bir ülke başarabildi. Vietnam gibi ülkeler başarabildi. Yani başka yerler, işte başka yerlere bakmaya gerek yok. Yani bizden sağlık kapasitesi de sosyoekonomik düzeyde daha geride olan ülkeler bu işi başardılar. Biz de başarabilirdik. Başka bir şeyleri yanlış yaptık. Yani aşıyı getirtmekte yanlış yaptık. Aşıyı yapacağımız yerlerde yanlışlar yaptık. Artık çok, yani bu dalga biraz daha da artacak. Yani bu ay hani aşıyla falan kurtulabileceğimiz bir ay değil. Ne yazık ki hepimizin çok dikkatli olması lazım. Hastanelerde gerçekten yer yok. Hastanede yer olmaması demek, yani büyük büyük problemler bunlar. Hani bir şey söyleyince de çok tepki alıyor. Ama herkes lütfen çok dikkatli olsun. Aşılamada geldiğimiz nokta nedir? Süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aşılamada bile artık vatandaş seçme durumuna gidilebiliyor mu? İlk aşılar farklı, ikinci gelen aşılar farklı bir firmadan olunca bunun etkileri nasıl olacak? Vatandaş buna tepki gösteriyor mu? Siz bu noktada zorlanıyor musunuz? Buyurun. Yani bizden randevu almakta zorlanıyor artık hastalarımız. Yani yarı yarıya azaldı aşı yapma hızımız. Bu da demek oluyor ki 3 gün sonraya değil 13 gün sonraya randevu bulabilir hale geliyorlar. Bu da bir zorunluluk. Buraya yeterince insan alamıyoruz. Baştan beri alamıyorduk. Salgın yavaş olduğu için biz o riski göze aldık. Hastalarımızdan biraz vakit rica ettik. Gelmediler rutin hastalarımız. Ve günde 30-40 aşı yapabiliyorduk. Bu onlara düştü, burada yaptığımız aşı. Hastanelerde de ne yazık ki insanlar COVID hastalarıyla uğraşıyorlar. Yani herkesin kapasitesi COVID'e yönelmiş durumda şu anda. Aşıya vakit ayıramıyoruz. Esas kurtaracak şeylerden birisi olmasına rağmen o bizi. Ama bir yanda da ölmekte olan insanlar var. Onlarla uğraşmanız gerekiyor. O yüzden 15 gün sonra, 20 gün sonra randevu bulanlar var. Yani onlar artık çok geç vakitler. Bir de şunu söylemek istiyorum. İstanbul'da çok yaygın virüs. Dörtte biri den fazlası İstanbul'da, bizim aile hekimleriyle yaptığımız anket çalışmasının verilerine göre. Biz geçen bayramda da bu hatayı yaptık. İstanbul'dan Anadolu'ya virüs yayıldı. Bari bu sefer yapmayalım. Bugünden itibaren en azından şehirler arası hareketlilik, yani o bari kısıtlansın. Buradan bu virüsü tekrar yayacağız. Oradan bize geri gelecek. Bu varyantlar dolaşacak. Biz yani bununla yıllarca uğraşmak zorunda değiliz. Değildik. Sağlık Bakanlığı, hükümet gerçekten tedbirini artık alsın. Bu olacak gibi değil gerçekten. Ne yazık ki ölüyoruz yani. Hep beraber herkes ölüyor. Maalesef rakamlar çok yüksek. Ölen her bir can değerli ve biz yüzleri kaybediyoruz. Sayın Kırımlı çok